Herkese merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. 2025 YKS Tayfa. Merhabalar. Herkes hoş geldi. Çiğsemcim, Acercim, Esmacım, Ümmü Gülsüm, Sultan, Muhammed, Elif. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Mutlu hafta sonları diliyorum. Umarım herkes çok iyidir. Umarım keyiflerimiz çok yerindedir. Annem baban yanında. Çiğsemcim annene babana çok selamlarımı ilet lütfen. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben de çok iyiyim. Harika hissediyorum kendimi. Güzel böyle biraz melankolik bir Eylül havası var. En sevdiğim hava. Artık Eylül'ü de. Kemal'cim senin de ailene selamlar ama senin ailen yanında mı? Çiğsem'in ailesine yanında oldukları için selam söyledim. Evet, artık Eylül'ün yavaş yavaş sonuna geliyoruz arkadaşlar. Öyle mi Kemal'cim? Özür diliyorum. Anneciğine, babacığına çok çok selamlarımı ilet lütfen. Ben de çok iyiyim arkadaşlar. Sizleri gördüm, daha da iyi oldum. İnşallah bu seminerden sonra hepimiz çok çok daha iyi olacağız. Çok güzel bilgiler derledim sizin için. İhtiyacınız olduğunu düşündüğüm bilgiler. Ki bu bilgileri derlerken yaptığım bireysel öğrenci koçluğu görüşmelerinden de esinlendim. En çok sorulan soruların yanıtlarını birleştirmeye çalıştım. Evet, Eylül gerçekten de su gibi akıp geçti arkadaşlar. Ve bir bakacağız sınav tarihi de gelip çatacak. O yüzden dedim hala çalışmalarına başlamayanlar varsa ya da başlayanlar var ama neyi nasıl ilerletecek bilmiyor, çok disiplinli ilerleyemiyor. Bu öğrencilerim için özel bir seminer planladım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki hepimizin hedefi çok yüksek çünkü bize bu yakışır. 450 plus puan alabilmek için nasıl bir program hazırlamalıyız, nelere ihtiyacımız var, neleri önceliklendireceğiz? Bunların ve çok daha fazlasının yanıtını bu seminerde bulacaksınız kıymetli öğrencilerim. Şimdi hemen konuya giriyorum arkadaşlar. Umarım bu arada hepiniz çok iyisinizdir ve umarım herkes hazırdır arkadaşlar. Çünkü bir anda seminere girdim. Çayımızı, kahvemizi, suyumuzu hazırlayalım. Bütün dikkatler lütfen bende olsun. Ara ara chat paneline bakacağım arkadaşlar. Sorularınız varsa lütfen yazın. Onları yanıtlarız. Hatta daha detay sorularınızı da lütfen seminer sonuna saklayın. Seminer sonunda güzel de bir hasbihal ederiz sorularınız üzerinden. Herkes hazır mı? Çayımızı, kahvemizi, suyumuzu aldık mı yanımıza? Fatmacığım, eminim sen benden daha enerjiksindir. Okey. Hazırsak arkadaşlar şu an TYT ve AYT için toplam konu sayımız tam 766. Sizin için oturdum yapay zeka sisteminden kopya çekerek tek tek saydım. TYT'de 449, AYT'de 317'den 17 konudan sorumlu olduğunuzu biliyor muydunuz arkadaşlar? Hep ders olarak sayar öğrenciler. Konu olarak çok önceliklendirmezler ama konuların bütünü dersleri oluşturur zaten. O yüzden dönem sonuna kadar çalışmamız gereken tam 766 tane konu var arkadaşlar. Peki bu 766 konuyu yetiştirebilmek için nasıl bir planla ilerlememiz gerekiyor? İşte şimdi bu sorunun yanıtını veriyorum. Plan yaparken olmazsa olmaz dikkat etmemiz gereken bazı başlıklar var arkadaşlar. Birinci kriterimiz kesinlikle sınavı çok iyi tanımanız gerekiyor. Verimli ders çalışma yönteminizi ve mevcut 766 konudaki seviyenizi çok iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve çalışma programı hazırlarken seviyenizi, öğrenme yapınızı kesinlikle göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ve dönem sonuna kadar belirli periyotlarda performansınızı takip etmeniz, sınava kalan zamana göre strateji geliştirmeniz gerekiyor kıymetli öğrencilerim. Şimdi gelin bütün bu maddeleri tek tek açalım. Çünkü biliyorum ki belki bu maddelerin hiçbirini bilmiyoruz. Belki bilen varsa da birkaçını biliyor ve yarım biliyor. Tam kaynaklar güvenilir değil. O yüzden örnek bir program hazırlamadan önce bunları nasıl öğreneceğiz, nelere dikkat edeceğiz değinelim istiyorum. Fatmacığım bu derslerdeki seviyene göre değişir. Yani senin eksik olduğun konular yoğunlukla AYT'de mi?
TYT değil mi? Önce bunu bilmemiz gerekiyor. Onun dışında eğer sıfırsan, yani bütün derslerde temelin eşit düzeydeyse ve temelin yoksa önce TYT ile başlayıp akabinde AYT'ye ilerletmen daha sağlıklı. Çünkü her zaman arkadaşlar ders çalışma süreci de normal bir aktivite yapma süreci de kolaydan zora, basitten karmaşa doğru olmalıdır. Gelin birlikte sınavı tanıyalım. Nedir bu YKS? Arkadaşlar YKS üniversiteyi giriş sınavı. Yani belirli oturumlar şeklinde, belirli oturumlar. Bu arada oturumlar şuna göre belirleniyor. Sizin istediğiniz bölüm, o bölümün istediği puan, AYT var mesela, yabancı dil öğrencileri YDT'ye giriyor. TYT zorunlu alan, ortak alan her öğrenci giriyor. Ve bu yüzden de arkadaşlar hedefinizi en başta belirlemeniz gerekiyor. Kimlerin hedefi nereler bu arada? Birkaç hedefi yorumlayalım istiyorum. Elifçim ilk yüz olur, neden olmasın? Zamana takılı kalmayın. Önemli olan Eylül'den sonraki zamanı nasıl geçirdiğin. Eğer doğru şekilde geçirirsen şu an Eylül'de olmamız senin için bir dezavantaj değil. Boğaziçi çeviri bilim, pardon. Hemşirelik İzmir 9 Eylül, tıp, hukuk, eczacılık, sayısalda ilk 10 bin. Çok güzel. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Sınıf öğretmeni istiyorum. Çok güzel Çiğdemciğim. Eminim sana da çok yakışır. Öğretmenlik gerçekten çok böyle tatmini yüksek bir bölüm arkadaşlar. Evet, günümüzde biraz ataması zor falan gibi görünse de belki büyüklerinizden vardır öğretmen olup atanmayı bekleyen ya da atananlar, şu an mesleklerini icra edenler. Öğretmenlik çok kutsal, insanı gerçekten genç ve diri tutan bir meslek arkadaşlar. Eğer yeteneğiniz varsa öğrenmeyi, öğretmeyi seviyorsanız ve sabırlıysanız kesinlikle eğitim fakültesine öneririm. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, İTÜ Endüstri çok güzel. Elifçim ben yani mühendis kadınlara gerçekten bayılıyorum. Hani böyle toplumumuzda biraz mühendislik erkeksi bir bölüm olarak geçiyor ya, yani meslek grubu mühendis. Hani ne olursa olsun bu arada erkeklerin daha yoğunluklu tercih ettiği bir bölüm. Ama kadınlara inanılmaz yakışıyor. Çünkü bizim analitik zekamız her şeyin üstesinden gelir arkadaşlar. Hocam hedefim Türkçe öğretmenliği ama ataması yok diyorlar. Ben en baştan beri onu istiyorum. Fatmacığım, İsteğin önemli. Sen mezun olana kadar atamaların ne durumda olacağını kimse bilemez. O yüzden lütfen isteğinin peşinden koş. Şu anki duruma göre bir değerlendirme yapmanız. Türkçe öğretmenliği çok kutsal bir bölüm. Ne kadar güzel, kıymetli Türkçemizi öğreteceksin. Var mı daha alası? Yok. Hocam bir arkadaşım Yıldız Teknik Bilgisayar Üniversitesi istiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği istiyor. Böyle anladım. Değil mi? Doğru anlamışım. Çok güzel. Eğer içerisinde arkadaşlar 2 yıllık bir bölüm isteyen yoksa sadece TYT'ye girmeyeceğiz. TYT artı AYT. AYT puanımızın %60'ını, YDT puanımızın %40'ını oluşturacak. Aramızda yabancı dil bölümü hedefleyen, mütercim tercümanlık, işte onun dışında öğretmenlik, yabancı dil öğretmenliği gibi bölümler isteyenler AYT yerine YDT'ye girecek arkadaşlar. YDT de AYT'nin yerini tutuyor. Yani %60'lık bir puan getirisine sahip. Acil tıp teknisyeni ya da anestezi istiyorsan Gülserencim, 2 yıllık bir bölüm olduğu için sadece TYT'ye girmen yeterli. Çok güzel. Tabii ki de bazı bölümlerde arkadaşlar sadece o bölümü hedeflememiz ve yeteri puanı almamız yetmiyor. Çünkü bazı bölümleri tercih etmemiz için başarı sıralaması şartına da uymamız gerekiyor. Mesela hocam ben hukuk fakültesi istiyorum. Eşit ağırlıkta ilk 125 bine girmek zorundasın. Hocam ben tıp istiyorum. Tıp istiyorsan sayısalda ilk 50 bine girmek zorundasın. Hocam ben mühendislik fakültesi istiyorum. İlk 300 bine sayısalda girmek zorundasın. Öyle mi Fatmacığım? O zaman sen zaten şey istemiyor muydun, Türkçe öğretmenliği? O Fatma farklı bir Fatma mı? Ya boydan çok elenen oluyor polislikte. Niye öyle? Hocam uluslararası ticaret okumak isteyen arkadaşımız özel üniversitesi mi yoksa devlet üniversitesi mi seçsin? Elifçim kesinlikle devlet seçsin.
Özel üniversite çok önceliğiniz olmasın arkadaşlar. İBF falan gibi bölümlerde gerek yok özele. Çok güzel. Bak Gazi'nin İBF'si mükemmel. Değerlendirebilirsiniz. O yüzden bence arkadaşın için devlet üniversitesi biraz daha fazla çalışıp rahatlıkla yerleşebileceği bir üniversite diye düşünüyorum. Şimdi gelelim artık sınavı az çok tanıdıysak, hedeflerimizi az çok belirlediysek sırada ne var arkadaşlar? Kendimizi tanıma kısmı var. Öğrenme yapımızı keşfetmek zorundayız. Şu an aramızda kimler kendini çok iyi tanıyor? Parmak kaldırsın. Acar parmak kaldırdı. Acar'cığım hangi özelliklerini biliyorsun mesela? Senin için kendini tanımak nasıl? Bu arada öğrenme yapısı olarak Elif de parmak kaldırdı. Tamam, kendini tanıyanlar kendini bize biraz anlatsınlar bakalım. Ne kadar tanıyorlarmış görelim. Öğrenme yapımızı biliyor muyuz arkadaşlar? Kendimizi tanımaktan kastım hobilerimiz, yaşımız, boyumuz değil bu arada. Bilişsel sürecimiz, yani ben böyle bir öğrenciyim, böyle ders çalışmam gerekiyor. Bunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu bilmediğiniz takdirde ne kadar ders çalışırsanız çalışın, yanlış yöntemlerle hedefinize kesinlikle ulaşamazsınız kıymetli öğrencilerim. Bir konuyu öğrenmek için ki bir konu bir ünitenin tamamına tekabül ediyor. Ünitelerde derslerde bizim totaldeki başarımızı etkiliyor. Seminerin başında verdiğim bilgiyi lütfen unutmayın. 766 konudan sorumlusun. 766 konuyu öğrenmen için kendi ders çalışma stilini keşfetmeli, kendi öğrenme yapına uygun bir şekilde ders çalışmalısın. Düzenli ve konuyu iyice pekiştirirsem yapacağıma inanıyorum. Hocam ezber yaparak sanki karşımda birisi varmış gibi anlatınca anlıyorum. Fatmacığım sen tam bir potansiyel öğretmensin. Dikkatim dağılıyor bayağı benim. Acer'in de demek ki dikkat dağınıklığı var. Unutmazdım çok yüksek diyor. Güzel tespit ama bunları somutlaştırmak lazım arkadaşlar. Bunlar hep bizim hani kendimize göre acaba böyle mi? Acaba şu özelliğim de şöyle mi diye böyle biraz daha soyut kalan özellikler ya, bunu yapmamamız gerekiyor. Somutlaştırmamız gerekiyor. Peki nasıl somutlaştıracaksınız arkadaşlar? Türkiye'de sadece tek uzamda uygulanan eğitim analizleriyle. Aranızda eğitim analizine girenler var mı? Kimler parmak kaldırsın? Bakalım. Kimler eğitim analizine katıldı? Tek uzemin eğitim analizine. Girmeyi çok isterim hocam, girmedim. Çiğdemcim seminer sonunda özel olarak göstereceğim. Kemal girmiş. Kemalcim nasıl çıktı sonuçların? Neleri tespit ettin bizim eğitim analizimizle? Elifçim nasıl buldun sonuçları? Katılamayan öğrencilere seminer sonunda nereden nasıl katılacaklarını göstereceğim. Seminerde kalın. Hocam tam beni anlattı diyor Fatma. Aynen öyle arkadaşlar. Hatta bakın bu analizlerin içerisinde mesleki yönelim analizi de var. Bu da yine sadece Türkiye'de tek uzemin uyguladığı bir analiz. Bunu da size gösteririm. Onu da çözersiniz arkadaşlar. Çözdüğünüzde yapay zeka sistemi sizin verdiğiniz yanıtlara göre mizacınıza uygun olan ya da uygun olmayan meslek gruplarını bile söylüyor arkadaşlar. Bu analiz sizin zihninizin kimliğini çıkarıyor. Bir kan testi gibi düşünün. Hastaneye gittim, kanım alındı. Bütün şekerim, B12'm, demirim, kolesterolüm her şeyim çıkıyor. Ve ona göre ihtiyacım varsa ben tedaviye alınıyorum. İlaç yazılıyor bana ya da gözlem altında kalıyorum. İşte ders çalışmak da böyle bir şey arkadaşlar. Ders çalışmanın bir dozu var. Herkes aynı yöntemlerle ders çalışamaz. Çünkü hepimizin bir öğrenme stili var. Bir öğrenme yöntemi, bir zeka tipi. Herkesin öğrenme unutma hızı var. Herkesin okuma anlama hızı farklı. Herkesin bir odaklanma düzeyi var. Herkesin bir stres kaygı düzeyi var. İşte bütün bu özelliklerinizi tek uzemin eğitim analizleriyle ölçebilirsiniz arkadaşlar. Ve ölçtüğünüzde
Kırmızı, mavi ve yeşil değerleriniz çıkacak. Kırmızı değerler iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gereken değerleri temsil edecek. Mesela karşınızdaki tek kuzenin kayıtlı öğrencilerinden biri olan Ayla'nın eğitim analizi sonucu. Ayla'nın sonuçlarını dikkatli bir şekilde incelediğimde ben bir öğrenci koçu olarak unutma hızının yüksek olduğunu, yani çok sık tekrar yapması gerektiğini anlayabiliyorum. Ayla'nın stresinin neden yüksek olduğunu ya da neleri tamamladığında stresinin normal düzeylere inebileceğini biliyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim. Kendimizi tanıma deyince sadece bu analizlere girmek, sadece bilişsel ve psikolojik sürecimizi ölçmek yeterli mi? Hayır. Arkadaşlar 766 konudaki bütün seviyelerinizi ölçmek ve bilmek ve seviyelerinize uygun ders çalışmak zorundasınız. Kimler ders çalışmaya başlamadan önce seviyesini ölçtü? Parmak kaldırsın. Seviyesini bilenler parmak kaldırsın. Ders ders, konu konu. Ben paldır küldür giriştim hocam. Kemalcim, Allah'tan çok geç kalmadık. Kimse, bence de kimse, çünkü benim bireysel yaptığım öğrenci görüşmelerinde de arkadaşlar çalışmalarına başlayıp başlamadığını sorduğumda çok böyle biraz gelişigüzel random çalıştıklarını söylüyor sizin gibi öğrencilerim. Oysa ki bizim hedefimiz 450 puan üzerinde bir puansa, bizim hedefimiz sıralamaya girmekse, derece yapmaksa arkadaşlar, tabii ki de önce fizibilite çalışması yapacağız. Yani ben önce TYT matematikteki seviyemi bileceğim. Ki her derste arkadaşlar 5 farklı seviyeniz olabilir. Temel seviyede olabilirsiniz. Başlangıç seviyesinde olabilirsiniz. Orta seviyede olabilirsiniz. İleri seviyede olabilirsiniz. Üst seviyede olabilirsiniz. Ve size bir haberim var. Hangi seviyede olursanız olun, yapacağınız çalışma farklılaşacak. O yüzden artık birbirinizle birlikte çalışıyorsunuz ya, o ne yaparsa ben de onu yapayım. Hocam YouTube'da Türkiye birincisinin işte çalışma öyküsünü dinledim. Böyle çalışıyormuş. Ben de öyle çalışayım. Hocam o 200 bin tane soru çözmüş. Ben de 200 bin tane soru çözeyim. Bunlar bu yüzden sizin için etkili yöntemler değil arkadaşlar. Çünkü sizin derslerdeki seviyeniz ve yapacağınız çalışma, o çalışmaya ayıracağınız süreyle bir başka arkadaşınızın yapacağı çalışma ve o çalışmaya ayıracağı süre aynı değil. Bence bu sayfanın ekran görüntüsünü alın arkadaşlar. Çok işinize yarayacak ve benden size bir öğretmen tavsiyesi. Seviyenizi bilmeden program hazırlamayın. Çünkü o program size özel olmaz. Size özel hazırlanmayan bir programdan da %100 verim alamazsınız kıymetli öğrencilerim. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Karşınızda, bu arada hepinizin böyle belki de YouTube'da çok takip ettiği işte sayfalar, ders çalışma sayfaları, koçluk sayfaları, dereceyle istediği sonuca ulaşan öğrencilerin normal kendi kişisel hesapları vardır arkadaşlar. Birçoğumuzun karşısına çıkıyor. Ecem bu öğrencilerden biri. Ecem derece öğrencisi, dereceyle istediği fakülteyi kazanmış ve şu an eğitimini alan bir öğrenci. Ve Ecem bir video yayınlıyor arkadaşlar. Sizin gibi YKS'ye hazırlanan öğrenciler için. Bu videonun temel özetinde de her dersten not tuttuğunu söylüyor. Her gün minimum 300 soru çözdüğünü, bütün konuları baştan sona bir video eğitim platformunda dinlediğini, günde en az 10 saat çalıştığını, 10 saatin altına düşmediğini ve böyle çalışarak da derece elde ettiğini, şu an üniversiteyi kazandığını söylüyor. Peki arkadaşlar, bunu gören Can ne yapıyor Can? Ecem'in videosunu izledikten sonra onun derece yaptığı programı birebir hazırlıyor. Aynısını hazırlıyor. Başta uygulamak ağır geliyor çünkü 10 saat, günde 300 soru, bütün konuları baştan sona dinleyecek falan bayağı ağır geliyor. Ama azmediyor, sonuna kadar gidiyor, kendini zorluyor. Can sınava giriyor arkadaşlar. Can'ın beklentisi Ecem gibi derece, Ecem gibi istediği fakülteye ilk tercihinde yerleşmek. Arkadaşlar, Can'ı kazanmayı bırakın,
Aslında derece yapmayı bırakın, sınavı kazanamıyor bile. Yani aynı programı uygulayan iki öğrenci Ecem ve Can, biri dereceyle istediği fakülteyi kazanıyor, biri sınavı kazanamıyor bile. Derece yapmayı bir kenara bıraktım. Peki kıymetli öğrencilerim, Can neden başarısız oluyor? Cevapları bekliyorum. Can çok yanlış sularda. Ama aranızda mezun olup da bu yöntemi uygulayanlar yok mu arkadaşlar? Olduğunu biliyorum. Elifciğim, hayır, 76 tane konu TYT artı AYT'de. Arkadaşlar, bence artık cevabı biliyoruz. Çünkü Can kendi öğrenme yapısına uygun çalışmadı. Can kendini tanımadı. Can seviyesini bilmiyordu. Can bir taklitçiydi. Can Ecem'i taklit etti. Oysa ki Ecem'in stratejisi, belki de onu başarıya ulaştıran program, kendi özelliklerini bildikten sonra oluşturulan bir programdı. O yüzden lütfen kendinizi, çok çalışacağım, 10 saat çalışıyor, ben 15 saat çalışacağım diye zorlamayın. Eğer o program size özel bir program değilse, ne kadar ders çalışırsanız çalışın kıymetli öğrencilerim, istediğiniz sonuca zaten ulaşamıyorsunuz. Var mı Can gibi çalışanlar? Aynen öyle Yağmurcuğum. Can'ın yapısı farklı. Doğru cevaplar vermişiz. Harikasınız. Ben demeye utanıyorum. Kemal'cim olsun. Geçmişe bir sünger çekelim seninle. Artık bu yıl taklitçilikten seni kurtaralım. Bu yıl daha özgün ol, daha kendine has ol ve sana özel hazırlanan programla bu yıl sen de Ecem gibi istediğin sonuca ulaş. Ama Ecem gibi sakın video çekip YouTube'a koyma. Olur mu? Şimdi herkes hazırsa arkadaşlar, ders çalışma programına geçiyoruz. Hemen kendi sayfamı açayım. Sistem yöneticimden rica etsem beni tekuzem.com'a gönderebilir mi acaba? Teşekkür ediyorum. Şimdi buradan panelime giriş yapacağım. Arkadaşlar, herkes sayfamı görüyor mu? Herkes bende mi? Şu an karşınızda Tekuzem'in oldu mu? Tamam. Şu an karşımızda Tekuzem'in resmi web sitesi arkadaşlar. Herkesin seminere girdiği yer. Burada her birinizin bir kullanıcı adı ve şifresi var. Çünkü hepiniz bizim kıymetli misafir öğrencilerimizsiniz, kıymetli arkadaşlarım. Giriş yap yazan butona tıkladığımda buradan kendi kullanıcı adımı ve şifremi giriyorum. Hepinizin bir kullanıcı adı ve şifresi var arkadaşlar. Seminere bu şekilde girdiniz zaten. Benim kullanıcı adım ykseöğrencikoçu@tekuzam.com. Şimdi şifremi de giriyorum. Giriş yapalım bakalım. Evet, karşımızda bizim adımızın, soyadımızın göründüğü Tekuzem'in öğrenci paneli açılacak arkadaşlar. Bu arada bilgisayardan girerseniz böyle göreceksiniz. Eğer telefondan girerseniz arkadaşlar, ekran şöyle görünecek. Herkes ekranımı görüyor mu? Şuradaki mor çizgiyi görüyor mu? Telefondan girenler ekranı böyle görecekler. Bilgisayardan girenler arkadaşlar böyle görecekler. Anlaştık mı? Ben bilgisayardan girdiğim için bu şekilde devam edeceğim. Herkesin o merak ettiği, Türkiye'de sadece Tekuzem'de uygulanan eğitim analizi, işte tam da burada, bakın bana el sallıyor, eğitim analizi 1. Teste başla diyerek çözebilirim arkadaşlar. Analizimi çözdükten sonra yapay zeka sistemi benim öğrenme kimliğimi çıkaracak ve hatta bununla da yetinmeyeceğiz arkadaşlar. Çıkan sonuçlarınıza göre size özel verdiğimiz spesifik çalışma önerileri ve taktiklerini görebildiğiniz seminerler ve çalışma önerileri PDF'i de yüklenecek. Onlara da mutlaka göz atarsınız. Şimdi gelelim çözmenizi istediğim mesleki yönelim analizine. Sol kısımda menü var arkadaşlar. Bakın burada. Rehberlik yazıyor. Rehberliğin içinde analiz testleri var. Oraya tıklıyorum. Mini eğitim analizlerinde
Mesleki yönelim testi var. Başlat diyorum ve testim başlıyor. Bunu da mutlaka çözün. Bir genel analiz testi, iki mesleki yönelim testi. İkisi de sizin ödeviniz olacak arkadaşlar. Tekuzem'in şöyle bir mantığı var arkadaşlar. Biz Tekuzem olarak özel bir eğitim sistemi, eğitim modeli geliştirdik ve bu modeli geliştirirken de yapay zeka sisteminden destek aldık arkadaşlar. Yani biz eğitimlerimizde yapay zekayı aktif olarak kullanan bir eğitim kurumuyuz. Ve az önce o ilettiğim kişi kendini tanımalı, kişi öğrenme yapısını bilmeli, kişi derslerdeki seviyesini bilmeli, ona göre bir program hazırlamalı dedim ya. İşte bizim sistemimize kayıt olan öğrencilerimiz arkadaşlar, biz bu analizlerimizle birlikte öğrencilerimizin kendilerini tanımalarını sağlıyoruz. O yüzden analiz kayıt olan öğrencilerin ilk görevi oluyor. Derslerdeki seviyeleri için de arkadaşlar yapay zeka sisteminden destek alarak hazırladığımız özel seviye belirleme sınavlarımız oluyor. Hem TYT için hem AYT için. O yüzden bu eğitimi satın alan öğrenciler bu sınavlara girmek zorunda. Hem analize girip hem sınava girdikten sonra biz artık öğrencimizin yol haritasını çok rahatlıkla çizebiliyoruz. Çünkü artık biz sizi tanımış oluyoruz arkadaşlar. Siz de kendinizi tanımış oluyorsunuz. Sonra çalışma takvimine tıkladığımızda artık yapay zeka bizim neler yapmamız gerektiğini bildiği için bize özel program hazırlayabiliyor. Bu seminerin en belirgin mesajı neydi arkadaşlar? Herkes farklıdır. Herkesin programı farklı olmalıdır. Yani birbirimizden esinlenmek yok. Benim programım sadece bana özel olacak. İşte burası analizleri ve sınavları çözdükten sonra sadece size özel program hazırlayacağınız yer arkadaşlar. Buraya tıklıyorum. Karşıma yeterli zaman oranı gibi grafikler geliyor. Program derslerini seç diyorum. Tekuzem'e kayıtlı bir öğrenci istediği derste başlayabiliyor arkadaşlar. İstediği dersleri kombinleyebiliyor. Bu bence çok büyük bir lüks. Çünkü her öğrencinin öncelik vermek isteyebileceği dersler farklı olabilir. İhtiyaçları farklı olabilir. Biz bunları göz önünde bulundurduğumuz için bu seçimi öğrenciye bırakıyoruz arkadaşlar. Mesela ben bir YKS öğrencisiyim. Sisteme kayıt oldum ve istediğim dersleri seçeceğim şimdi. Tekes TYT'yi seçtim. Matematik çalışmak istiyorum. Matematik olmazsa olmaz. Coğrafyada çalışmak istiyorum. Bir de Türkçe çalışmak istiyorum. Tarihi de ekleyelim. Bu dört derse başlamak istiyorum. Örnek veriyorum. Çalışmak istediğim dersler listesini hazırladıktan sonra arkadaşlar kaydet yazan butona tıklıyorum. Sonra çalışma alanı belirli aslında. Tekuzem'in en önemli ayrıcalıklarından biri. Çünkü arkadaşlar içinizde mezun olanlar var. Değil mi? İçinizde henüz 12. sınıf, 11. sınıfa gidenler var. İçinizde dershane kurs desteği alanlar var. İçinizde birden fazla sorumluluğa sahip olan öğrencilerim var. Biliyorum çünkü sizleri tanıyorum. O yüzden herkesin ders çalışmaya ayırabileceği süre aynı değil. Ben akşam saatlerinde uygunsam kendime akşam saatleri için bir program hazırlayabilirim. Sen mezunsan, evdeysen ve gündüz de ders çalışabiliyorsan gündüz saatleri için de kendine özel bir program hazırlayabilirsin. O yüzden buradan haftanın 7 günü için istediğim bütün günlere özel, istediğim kadar saatlik ders çalışma programını yapay zeka sistemiyle hazırlayabiliyorum arkadaşlar. Özeli seçiyorum. Mesela pazartesi günü benim çok sevdiğim ve motivasyonumun da yüksek olduğu bir gün seçeceğim. Pazartesi günü saat 10'dan akşam 4'e kadar çalışacağım. Ekle diyelim. Hocam ailecek bayıldık. Annemle babam öğretmen ve şoktalar neler çıkmış diyorlar. Evet aynen öyle Çiğsemcim. Daha programı da göreceksiniz bak. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi geliyorum salı gününe. Salı günü biraz daha geç başlayıp biraz daha geç bitirebilirim. Günde 8 saat benim için yeterli.
Geliyorum çarşamba gününe. Bu arada bu attığım adımları çok iyi bir şekilde inceleyin arkadaşlar. Çünkü bu seminere özel, seminere katılan herkes yapay zeka sisteminden bir kere ders çalışma programı hazırlayabilecek arkadaşlar. O yüzden lütfen yaptığım şeyleri güzelce izleyip zihninize kaydetmenizi istiyorum. Çarşamba günü çok daha erken başlayabilirim. Ve biraz daha erken bitirebilirim. Günlerimi, saatlerimi seçiyorum. Bakın arkadaşlar, özellikle her günü ayrı ayrı seçiyorum. Çünkü böyle bir sistem piyasada hiçbir yerde yok. Yani her güne ayrı bir program yapıyoruz yapay zeka. Perşembe günü de akşam çalışacağım. 19 ve 23:30 arası. Gelelim cuma günümüze. Cuma günü arkadaşlar saat 10'dan 14:30'a kadar çalışabilirim. Hafta sonu da kursum var sabah. O yüzden öğleden sonra çalışacağım. 17:30'dan akşam 21:30'a kadar ve bütün günlerimi çalışabileceğim saatleri seçtikten sonra program oluştura tıklıyorum. Şu an yapay zeka benim çalışma saatlerimi, mola saatlerimi, işleyeceğim konuları, hangi konularda, hangi seviyelerde olduğumu, o konuda ne çalışacağımı ve o konuların sınavdaki soru sayısını, önem puanını hesapladı ve ders çalışma programımı hazırladı arkadaşlar. Şimdi karşınızda benim ders çalışma programım var. Geliyorum, tarih dersiyle başlayacağım. Şimdi bugün bu arada haftalık olarak yenilendiği için, hafta sonunda olduğumuz için şu an hafta sonunu görüyorum. Hafta sonu tarih çalışacağım. Neden tarih çalışacağım? Tarih dersi hem konu sayısı olarak çok fazla konuya sahip, hem sınavdaki soru sayısı olarak yüksek bir soru sayısına sahip, hem de çok unutulan bir ders olduğu için erkenden başlanılması faydalı olan bir ders. Bu yüzden tarihte Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatından konu çalışması yapmamı istiyor. Tıklıyorum. Çalışmaya başlıyorum. Ve karşınızda konum arkadaşlar. 20. yüzyıl Buradan başlarında Osmanlı Devleti öğretmenimle ve birlikte Dünya gereken öğretmeniz sürede yapay arkadaşlar zekanın bana Mustafa tanıttığı Kemal'in sürede hayatı çalışmamı konu yapıyorum başlıyor. arkadaşlar. Bu videoyu bitiriyorum. Sonra geliyorum. Çalışmayı tamamladığım için çalışmayı tamamla diyorum. Yani benim dakikalarıma kadar arkadaşlar bütün sürecimi tek tek yapay zeka sistemi planlıyor. Bak bu video tamamladım diyorum. İzledikten sonra sadece tamamladım demem yeterli. Çünkü ben yapay zeka sisteminin çalışmalarını planladıkça bir sonraki konuyu, bir sonraki çalışma şeklini benim karşıma getiriyor. Kesinlikle. Fatmacığım konuyla çok alakasız değil aslında. Tek kuzem. Arkadaşlar bu arada güzel bir yere değindim. Biz tek kuzem olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Teknokent'e bağlı yaklaşık 10 yıldır hizmet veren uzaktan eğitim kurumlarına öncelik eden bir kurumuz arkadaşlar. Ve biz kurumumuzu açtığımızda tek olduğumuz için hala da bu eğitim anlayışıyla ilerleyen tek kurum olduğumuz için ismimiz Tek Uzam. Yani tek Uzaktan Eğitim Merkezi. Bence güzel bir yere değindi. Kemal'cim sistemin kullanımı çok rahat ve çok keyifli. Hatta bakın burada arkadaşlar mola sürelerinize kadar bile yapay zeka planlıyor. Mesela senin dikkat dağınıklığı düzeyin yüksek mi? O zaman sana blok ders çalışması yaptırmıyor gibi düşünebilirsin. Ve burada sen çalışmalarını yaptıkça yapay zeka arka planda seni sürekli takip ettiği için sürekli öğrenme oranını revize ediyor, çalışma oranını revize ediyor, o haftanın verimliliğini çıkarıyor. Yani yapay zeka sanal koçluk yapıyor. Kayıt olduğun günden gireceğin sınav tarihine kadar her şeyi yapay zeka sana özel planlıyor. Anlaştık mı? Şimdi gelelim arkadaşlar. Bu sistemin içerisinde sadece
Koçluk mu var? Yani hocam sadece yapay zeka bana ders çalışma programı mı hazırlayacak? Ben öğretmenlerle derslere girmeyecek miyim? Ben soru çözmeyecek miyim? Benim notlarım, kaynaklarım, denemelerim olmayacak mı diye sorabilirsiniz. Tabii ki de bunlar da var arkadaşlar. Her eğitim kurumunda olduğu gibi bizim de her ders için Ekim ayında sıfırdan başlayacak olan canlı canlı kurslarımız var arkadaşlar. Mesela 2024 döneminde yaptığımız birkaç canlı dersimizin videosuna birlikte bakalım istiyorum. Branşında uzman Ankara Hocam Merkez arkadaşlar Kadrosu merhabalar. hocalarıyla Merhabalar merhabalar. Hoş birebir geldiniz canlı hocası. canlı Birazcık derslere daha geri gireceksiniz geldik. arkadaşlar. Ve Hazırsak haftanın başlayalım. en az Evet. 5-6 günü bu dersler Merhaba olacak. hocam. Merhaba arkadaşlar. Çiğdemciğim, tabii ki de kurslarımızla alakalı bilgi veririm. Burada TYT ve AYT'nin bütün örnek dersleri var. İnceleyebilirsiniz arkadaşlar. Ücretleri de şu an bu seminere özel çok 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 uygun bir tutara denk gelecek. O ders notlarına da bakalım. Hemen ücretle alakalı da bilgi aktaracağım. Yani bir öğrencinin bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceği güzel bir sistemi sizin için geliştirdik arkadaşlar. Ve bu sınav milyonlarca öğrenciyle yarıştığınız çok özel bir sınav, eleyici bir sınav olduğu için eğer imkanlarınız dahilinde ise kesinlikle tek uzamla çalışmanızı öneririm arkadaşlar. Çünkü bir öğrencinin ne sadece koçluğa ne sadece eğitime ihtiyacı yoktur. Bir öğrencinin doğru yönlendirmeyle doğru öğretmenlerden aldığı eğitime ihtiyacı vardır. Bu ikisini birleştirirseniz başarı kaçınılmaz olur arkadaşlar. Fatmacığım, bu bahsettiğim koçluk sistemi bir insanın koçluğu değil. Bir öğretmenin koçluğu değil, bir insandan ve bir öğretmenden çok daha üst level'da olan yapay zeka sisteminin koçluğu. Senin koçun yapay zeka olacak. Seninle 7/24 çalışacak, senin bütün çalışmalarını takip edecek, senin haftalık raporunu çıkaracak ve her hafta ihtiyacın olan ders çalışma programını da revize edecek. Ücretlerimiz çok uygun arkadaşlar. Sistemle ilgili sorularınız var mı? Ücret kısmına geçmeden önce eğer varsa yanıtlamak istiyorum. Ücretler çok uygun, asla pahalı değil. O zaman gelelim ücretlerimize. Arkadaşlar içinizde zaten TYT ve AYT'den hazırlanan öğrenciler var. Sadece TYT'yi de söyleyeceğim. Birkaç öğrencimiz sadece TYT'yi de sormuştu. Burası arkadaşlar eğitim programlarına geldiğinizde bütün kategorilerin eğitimlerini, örnek içeriklerini görebileceğiniz bir alan. Eşit ağırlık sayısal ve sözel olarak üçe ayrılıyor arkadaşlar. Şu an bütün ikili eğitimlerimizde bu seminere özel arkadaşlar %33'lük indirimle birlikte 15 bin lira yerine pazartesi gününe kadar 10 bin TL'ye TYT ve AYT'ye kayıt olabilirsiniz. Dondun mu? Hayır, donmadım. Buradayım. Sultancığım çok tatlısın. Aynen öyle arkadaşlar. Ciddiyim. Seminer özel 15 bin lira yerine pazartesi günü mesai bitim saatine kadar akşam 18 çift sıfıra kadar yıllık TYT, AYT ücretimiz sadece 10 bin TL. 10 bin yıllık. Sadece TYT'ye kayıt olmak isteyen öğrencilerim 8.500 lira yerine 6.000 liraya sadece TYT'ye de kayıt olabilirler arkadaşlar. Şimdi yeniden gelelim. Bu eğitimin içinde neler var? Arkadaşlar eğitimin içinde yapay zeka koçluk sistemi, TYT ve AYT'nin bütün müfredatının sıfırdan canlı konu anlatımları, tekrar dersleri, soru çözüm dersleri, Türkiye geneli online 10 tane TYT, 10 tane AYT deneme sınavı, her ünite sonunda konu tarama testleri, dijital özel şekilde tutulmuş PDF ders notları ve bütün canlı derslerin video kayıtları ve çok daha fazlası. TYT artı AYT indirimli tutarımız 10 bin TL. Sadece TYT eğitimimiz ise 6 bin TL arkadaşlar. Kayıt olmak için ailelerinizle öğrenci koçlarımız bizler de görüşebiliriz. Bu arada soru işaretleri varsa bizlere de iletebilirler. Kayıt olmak için sistem yöneticimizin şimdi ileteceği linke
Tıklayıp Tuğba hocamın seminerinden geliyorum. Kayıt olmak istiyorum. Yazmanız yeterli arkadaşlar. Ben ve diğer öğrenci koçlarım size hemen ulaşım sağlayıp soru işaretlerinizi yanıtlayıp kayıt işlemlerimizi tamamlayacağız. Canlı dersler başlayana kadar ön hazırlık ısınma eğitimleri de hediye arkadaşlar. Ekim ayında da canlı derslerimiz başlıyor. Sistem yöneticimiz linki paylaştı. Bu linke tıklayarak seminer özel indirimden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Var mı sorularınız? Tabii ki kayıt olabiliriz. Aynen öyle. Linke tıklayan herkesi ben ve diğer öğrenci koçlarım arayacak. Kayıt işlemlerimizi, indirim kodu tanımlama işlemlerimizi birlikte tamamlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu sistemin içerisinde somut olarak değil dijital PDF ders notları var. Deneme sınavları da yine dijital. Türkiye geneli online 10 tane TYT, 10 tane AYT deneme sınavınız olacak. Ziyacığım bizim Türkiye geneli bütün kurslarımıza kayıtlı 200 binin üzerinde öğrencimiz var. Dediğim gibi biz online eğitim kurumlarına öncülük yapan bir kurumuz ve yaklaşık 10 yıldır hizmet verdiğimiz için çok fazla kayıtlı öğrencimiz var ve çok fazla derece hikayelerimiz, başarı hikayelerimiz var arkadaşlar. Kaldı ki böyle ayrıcalıklı bir sistemle hazırlanıp uyum sağlayan bir öğrencinin başarılı olmaktan başka bir alternatif de yok açıkçası. Dershaneler ve diğer online eğitim kurumlarından çok daha uygun tutarlarda eğitimler veriyoruz. Çünkü biz sizi ve ailenizi önemsiyoruz arkadaşlar. Amacımız çok daha fazla öğrencinin sistemimize kayıt olup başarıya ulaşması diyebilirim. Evet, seviyeyi özel eğitim veriyor zaten yapay zeka. Evet Elifçim, örnek bir program kendim için hazırladım. Her birinizde bir kereye mahsus örnek program hazırlayabilirsiniz sistem üzerinden. O halde linkimi son kez yeniden paylaşıyorum. Mesaj gönderen öğrencilerimi dediğim gibi ben ve diğer öğrenci koçlarım arayacak. Kayıt işlemlerimizi tamamlayıp hemen ders kayıtlarımızı da açıp sistemimizi kullanmaya başlayabileceksiniz arkadaşlar. O halde kendinize çok iyi bakın, kıymetli güzel öğrencilerim. İyi ki bu seminere katıldınız, iyi ki bu bilgileri aldınız. Çok mutlu oldum her birinizle ayrı ayrı tanıştığım için. Umarım tek özenli olup birlikte başarıya ulaştığımız günleri de görürüz arkadaşlar. Ailenize de çok selamlarımı, saygılarımı iletin lütfen. Görüşmek üzere arkadaşlar, hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.